tane e, emniyetlerini söylüyor. Ya tabi bu büyük bir skandal. Birden çok skandal var işin içinde. Yeraltı organizasyonu girmiş. Elektronik kelepçenin. Ya garibanı sürüm sürüm süründürüyorlar içerilerde. Betona gömüyorlar. E, Serdar Selçelik elektronik kelepçesi var. Çarşı pazar geziyor. Yurt dışına çıkabiliyor. Dahası emniyet güçleri iddiaya göre iktidardaki bazı siyasiler aleyhine e, e, ifade bu. alma yönünde gayret gösteriyorlar. Gerçek dışı ifade alma yönünde. Eğer doğruysa, e, Serdar Selçuk da diyor ki benim üzerinden darbe yapmayı çalıştılar. Şimdi ben Erkaceler'de dinledim onu. Ee, gayet serin kalın şekilde anlatıyor yani. Bir de yani e, ikna edici anlatıyor. Ama tabii doğru söylüyor demiyorum. Bu, bu başlı başına bir skandal. Bu ciddi bir skandal. Şimdi Ali Yerlikaya'nın da durumu... Ben hala tatilden kardeşim. ne zaman döneyim e ya bir şey, Serap, <laughs> Ali Yerlikaya her <laughs> gün... şey olabilir mi? Ali Yerlikaya her gün şaka şaka çete yakaladım diye açıklıyor. Evet. Daha bugün Antalya'da Ayazlar Çetesi'ni çıkartmışlar. İşte bir gün... E, e, efendime söyleyeyim Sırp çetesi çok etürlüyor. Sen Öbür geçen gün, hafta yazmış mıydın Interpol'ün aradığı Brezilyalı e, Tabii onun şey, kola, açı Brezilyalı geri gönderdiler. Geri gönderdi. Interpol'ü aradığı adam biz neymiş Interpol. İsterpol, şirket ya ben kurmuş. geçen yazdım Nevzat. Interpol'ün iki mülteni arıyor Interpol'u. <laughs> şirket adam, falan kurmuş 2007, yani. 2007, 2020 yıllarında iki ayrı kırmızı bülten var hakkında. İkisi de uyuşturucuya dair. Birinden 19 yıl ceza almış. Adam nasıl bulunuyor Nevzat? Brezilya adamın Marmaris'te sevgilisiyle tatil yaptığını öğreniyor bize söylüyor. Bizimkiler Brezilya'nın haber vermesi üzerine gidip otelde buluyorlar. Ya yani adamı da bir servis bırakıyoruz ha. Aynı kimliği kullanmıyor herhalde başka Adama kimliği... gidiyor dört tane kimlik var. Hı hı. Diyorlar ki ya sen şuymuşsun, Ürdün asıllı Brezilyalı. Yok diyor ben önce Karadağlı bir Müslümanım diyor. Sonra bakıyor ki iş zora girdi. Ben aslında Ürdünlüyüm ama bakmayın Filistinliyim diyor. Filistin Halk Kurtuluş Partisi cephesi militanıyım diyor. İsrail'e beni teslim edecekler. Biliyor ya Türkiye'nin yumuşak karnı, AK Parti'nin yumuşak karnı Filistin. Göndermesinler ayağına. Neredeyse ben Yasir Arafat'ım diyecek. Tabii bu çöküyor yani. Bunu gerisini geri Brezilya'ya gönderiyorlar. Fakat yani düşün. Her gün bir yerde Ali Yerlikaya bir çete buluyor. Bir gün Daltonlar, öbür gün Ayazlar, bir sonraki gün Sırplar, bir sonraki gün Ruslar, Almanlar, Brezilyalılar falan. E kardeşim yani Türkiye'nin Ali Yerlikaya döneminin ilk çete operasyonu bora Kaplan. Hatta biraz böyle Süleyman Soylu'ya da bir işaret gibi yani. bora Kaplan davasında siz gizli tanığı yani gizli tanık elektronik kelepçeyle neredeyse dünya turuna çıkmış. Polislerin haberi var ve siyasi iktidarına belge bilgi toplandığı, Gerçek beyanda bulundu, iddia ediliyor. Ya yeri yer yerinde oynaması lazım ya. Ya çok büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Bir daha anlatıyorum. Serdar Serçelik elektronik yeriyle, kelepçeyle gezerken o zamanki kız arkadaşının eski kocasının mekanı kurşunlandı Daltonlar tarafından. Yani bir de böyle bir boyutu var meselenin. Dolayısıyla şimdi emniyette 3 üç üç kişi görevden alındı. Ama ya her yerinden dökülüyor. Ankara'da aynı ekip aya, yani e, aynı ekibin bir bölümü e, Sinan Ateş soruşturmasında i̇şte yürüten ekip. Anla, çok, bu çok acayip bir şey o. Yani bu bütün siyaseti bu olay üzerinden konuşabiliriz. Sen, evet. şey Sen devam et. Çok, acayip bir şey bu. Ben devam et. Ya bu arada beni de... aradı bugün Sinan Ateş ailesinin yakınları dediler ki oradaki açığa alınan polislerden biri Sinan Ateş şüphelilerinden Tolga Demirbaşı evde gözaltına alan, alan, evet. kişiymiş. Şimdi onu da anlatasın. Dolayısıyla Aha. yani şimdi orada da başka bir bağlam var. Yani şimdi adını adını bana söylediler, adını da söyleyeyim. Çünkü önemli. E, bunu daha detaylı tartışacağız. E, bir daha tartışalım. Kimdi? Olcay Kılavuz'un elinden gözaltı e, Demir e, Kerem, Kerem Gökay Öner. Kerem Gökay Öner. Evet. Şimdi kimler gözaltına alınmış? Ankara Emniyet Müdürü Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdürü Organize Suçlarla Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı. Şimdi burada gözaltına açığa alınanlardan biri Kerem Gökay Öner. Şimdi Kerem Gökay Öner Sinan Ateş davasını soruşturan timin başında ve aynı zamanda Olcay Kılavuz. hani Kılavuz'un da kaldığı Tolgağan Demirbaş'ın gözaltına alındığı eve giden polis ve milletvekili orası olduğu için i̇şte dokunulmazlığı şöyle evet. aslında o ev onun değil onun da kaldığı ev ama olcay Kılavuz, Tolga Demirbaşı vermek istemiyor. Ve bunun üzerine milletvekili kartını kullanmak istiyor. Buna rağmen alıp götürüyorlar. Şimdi bir de böyle bir boyutu var. Dolayısıyla Sinan Ateş ailesi de diyor ki acaba Sinan Ateş soruşturmasının intikamı mı alınıyor? Bir de böyle bir karmaşık boyutu var. Peki. Hakan Çelenk. Evet, ya aslında bu ben bugün bunu... özür dilerim Hakan ha. abi, Bugün bir emniyet yetkilisiyle konuştum. Dedi ki yani orada şöyle bir durumda var onu da söyleyeyim. Üçüncü ayağını da söyleyeyim. Emniyette halen daha Ali Yerlikaya döneminin polisleri Süleyman Soylu döneminin polisleri kavgası var. Ve Süleyman Soylu döneminin polisleri de Ali Yerlikaya döneminin polisleri tarafından cezalandırıldıklarını düşünüyorlar. Bunların hep Soylucu değil. Ama sadece Soylu döneminde görev aldıkları için ve Soylu nedeniyle e, Toplam bir cezalandırma yurtlara inanıyorlar. Bu yüzden mevcut yönetimi mevcut yönetime karşı diş biliyorlar. Bu nedenle eski yönetimin e, e, Süleyman Soylu'ya yakın emniyet müdürleri ve polislerin e, bu durumdan çok hoşnut olduğunu duyuyorum e, e, ve aynı zamanda bu iç kavganın da burada bir yansıması olabilir. Bu kavganın uzağında bir polis yetkilisi bana dedi ki, e, yani eski eski dönem ee, bu eski dönemin rövanşı gibi görünüyor dedi ama eğer bunlar da e, yani elektronik kelepçeyle serbest dolaşma gibi bir şeye göz yumuşlarsa olay başlı başına bir skandal ve dolayısıyla izaha mümkün değil dedi. Ali Yerlikaya göreve geldiğinde uzun bir süre bu operasyonlara başladığında şunu konuşmadık mı? Önceki İçişleri Bakanı ne yapıyormuş bu kadar çeteler örgütlenene kadar? Ya Şimdi bu e, tartıştığımız olay zaten siyasetin göbeğinde bir olay. Yani bunun e, belki de bütün bu son e, bu olayı ve Sinan Ateş'le paralel olarak bütün bu olayı e, Cumhur İttifakı'nı da çok fazla bağlayan e, bir, bir tartışmanın içerisinde tartışma ihtimalimiz yüksek. Önümüzdeki günler için söylüyorum. Şimdi şöyle aslında baştan özetlemek gerekiyor. E, 14 Mayıs seçimlerinden sonra bir İçişleri Bakanlığı değişikliği oldu. İçişleri Bakanı değişen e, eski İçişleri Bakanı Gerçekten son 20 yılda belki yani tarihe kazınmak bakımından söylüyorum en şöhretli İçişleri Bakanı olarak tarihe geçebilir uzun sürede İçişleri Bakanlığı yaptı şaşalıydı operasyonları tarzı siyasete en sert en radikal müdahalelerle siyasi tartışmalara girer Anayasa ile tartışmaya girecek kadar cüretkardı ve her zaman şunu söyledik ki bu öyleydi. AK Parti içerisinde bir rahatsızlık vardı Süleyman Soylu ile ilgili ve aslında Süleyman Soylu'nun kendisini usta siyaset manzara, e, manevralarıyla yerleştirdiği yer Cumhur İttifakı'nın kaynak noktasıydı. Yani e, Bahçeli politikalarının e, Cumhur İttifakı içerisinde temsilcisi gibiydi. E, emniyetteki e, ülkücü kadrolaşmasının mimarlarından biriydi. E, Bahçeli kendi partisinin kendisini savunmadığı noktalarda çıkıp kürsüye Sayın Bahçeli'nin savunduğu bir siyasetçi Süleyman Soylu. Ve 14 Mayıs seçimlerinden sonra nasıl oldu? Hiç alınmaz görevden. Dendi ki Bakın çok ağır bombardımanlara da maruz kaldı. Burada nasıl dayandı Süleyman Soylu? Sedat Peker açıklamalarından söz evet. Ya Bir sene televizyonları... Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı iddialar üzerine. E, emniyette bağlantısı olduğu iddia ediliyordu ki yağma var, e, adam kaçırma var. Yani suç örgütünde yok yok yargılandığı davaya baktığımızda. İsmail Saymaz neler söyleyeceksin? Önemli bir dava. Şimdi tabii e, Ayhan Bora Kaplan, Ayhan Bora Kaplan zaten. Bundan yaklaşık 8 ay önce falan gözaltına aldı, tutuklandı. Ona dair dava açıldı. Bu davanın iki numaralı ismi, yani Ayan Bora Kaplan örgütünün iki numaralı ismi Serdar Sertçilik'ti. Serdar Sertçilik bu dava olduğunda, yani Ayan Bora Kaplan tutuklandığında ve bu dava açıldığında Türkiye'de değildi, Kıbrıs'taydı. Hatta bundan birkaç ay önce Kıbrıs'tan geldiğinde haber olmuştu. Serdar Sertçilik teslim oldu falan gibi haberler olmuştu. O günlerde e, o, sevgili Uğur Dündar'ın kaleme aldığı bir haber vardı. Ve o haberde e, bir kişi Serdar Selçelik ve Ayhan Kaplan'ın adamları tarafından tehdit ve zorbalıkla e, kendisinden para aldığını iddia ediyordu. Dolayısıyla tam o haber konuşur, gündemdeyken Serdar Selçelik'in birdenbire Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönmesi dikkat çekmişti. Ve sonra ses sedası bırakıldı. E, anlıyoruz ki, aslında kendisi belirli bir e, güvence karşılığında Türkiye'ye dönmüş ve gizli tanık olmuş. 19 sayfada gizli tanık ifadesi veriyor. Bugün e, Sözcü'de Saygı Öztürk'ün yazısında, gene önceki gün e, Erk Acerer'in yayınında bu konuya detaylı girildi. Ben Erk Acerer'de Serdar Selçeli'yi dinledim. Sonra kendi Twitter hesabından bazı paylaşımlar yapmış. Oradan onları izledim. Saygı abi okudum. İlginç bir hadise var ortada. Bu birincisi Serdar Sertçeli'ye gizli tanık programı uyguluyorlar. Bir gizli tanık kodu veriyorlar ve 19 sayfa ifade alınıyor. Sonra kendisine elektronik kelepçe takarak ev hapsi uyguluyorlar. Sen evden çıkma diyorlar. Fakat bu onun iddiasına göre emniyet yetkililerinin göz yumması sonucunda. Yahut elektronik kelepçeyi işte Çıkarmayı başararak önce bir Ankara'da bir çorbacıya gidiyor. O günlerde dolaşıyor ama o günlerin birinde bir çorbacıya gidiyor. O esnada işte sosyal medya fenomeni Ece Rona ile sevgili olduğu söyleniyordu. Ve onunla gittiği bir gece yarısı çorbacıda silahlar konuştu ve Serdar Serçelik vuruldu. Hatta hastanede yatıyor. Serdar Setciliğin demesine göre, hani e, polisler bu durumu kapatıyorlar çünkü elektronik kelepçeden çıkmaması gerekir sevgilisiyle. çorbacıya ceye gidiyor Allah da bunu İşte durumda. ya göz yummuş yani, polis polis memurları. Lazım oraya. Ya polis memurları göz yummuş. Ya takmamışlar ya da bu çıkarmayı öğrenmiş. Yani bunun bir yöntemi var herhalde. Bilmiyorum yani, yani. zor da. İşte bilmiyoruz. Ya, ya da yöntemi var. Göz da ya. Şimdi kendisine göre göz yumulmuş. Sonra ha. sonra bu Türkiye'den yine kendi iddiasına göre polislerin göz yumması sonucunda Türkiye'den ayrılıyor. Muhtemelen yasa dışı yollarla ayrılıyor. Kelepçe takılıyken. Evet. Yasa dışı yollarla ayrılıyor ve yurt dışına çıkıyor. Bir iddiaya göre Dubai'de olduğu söyleniyor. Şimdi ve, ve polisleri de şöyle ikna ediyor. Duruşma günü geri geleceğim. Ve ya buna dair ses kayıtları var. Yani polisle konuşmuş. Ben dinledim ses kayıtlarını. Oradaki Hangi polisler bunlar? Bugün alınanlar Murat Çelik var mı? ismini veriyor. İşte orada il, il emniyet müdürü, Ankara Emniyet Müdürü yardımcısı. Yardımcısı var. Evet. İşte şu, bununla ilgili şube müdürünün ismini veriyor. Üç polisin ismini veriyor. Ve o polislerden biriyle konuşuyor. Yani bundan sorumlu olan polis amiriyle, polis müdürüyle konuşuyor. Diyor ki abi ben ne zaman geleyim? O da diyor ki sen cuma sabahı burada ol. Perşembe akşamı mı geleyim? Cuma sabahı mı geleyim? Cuma gelirsen Hafta sonu gözünde zaten haline getirirsin. Yani emniyet bunun gibi. yurt dışında olduğunu biliyor. Halbuki bu elektronik kelepçeli. Yani ya, e, evinden çıkma, evinden çok 100 metre falan çıkabilir. Normalde çıkmaması gerekir. Adam yurt dışına çıkmış. Polislerle görüşüyor. Ne zaman geleyim diye pazarlık yapıyor. Daha ilginç olan. Şimdi onun iddiasına göre polisler buna baskı yoluyla ifade yazdırmışlar. bir Beni bir ifade imzalatmışlar. Ve bu ifadede işte... Süleyman Soylu'nun, Fahrettin Koca'nın, Mücahit, Mücahit Aslan'ın, efendim yine Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi Hasan Doğan'ın Doğan e, isimlerini ifadeye geçirmesini istemişler. Özellikle Bekir Bozdağ ve Hasan Doğan'ın ismi. Ve polis müdürünü arıyor. Bu isimleri vererek diyor ki ya onlarla ilgili ifade vereceğim de bu reisin sevdiği adamlar sorun olmasın diyor polise soruyor. Polis de diyor ki Bekir Bozdağla ilgili sorun olmaz ama diyor Hasan Doğan'a ben bir daha sorayım. Yani Bekir Bozdağ gözden çıkarmışlar. Şimdi ya bu bunu kay.